Şimdiki lezzet turu adresimiz neresi? Tabii ki tatlıcı garip diyoruz. Arzu, butona bas. Alalım tatlı sıramızı. Evet. Sevgili izleyiciler. Banka sırası değil, tatlı sırası. Gördüğünüz gibi tatlıcı garipte. Sıra numarası 72 kişi. 72. kişiyiz Arzu, unutma. Bekleyeceğiz. Siz kaçıncı kişisiniz? 69. Abi sıranızı bize verir misiniz? Yok abi. Maalesef. Sen bile lezzetten vazgeçtin. Sıraya girecek kadar lezzeti mi buluyorsunuz? Evet, ben çocukluğumdan belli yerim. Ne? Abimiz küçük bir dükkanı vardı. Şu an daha büyük. Yani çocukluğumuzdan belli yiyoruz. Kaç yaşındasınız? 26. Maşallah. Yaklaşık 16 senedir. 16 senedir buraya evet. Geliyorsun. Neden tatlıcı garip? Çünkü onun tatlısı eşsiz bence. Değil mi? Yani 8 Şubat olsun, Antep'te olsun. Hatta dışarıdan dahi gelen var bildiğim kadarıyla. Arif'e tarif gerekmez. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Mükemmel. Arif'e tarif gerekmez diyorum. Peki mükemmel. Kaç yıldır geliyorsunuz? Gel abi. Gel abi. Kaçın yıldır şu an? 15-20 yıl oldu. 15-20 yıl. Evet. Evet. Peki neden burayı tercih ediyorsunuz? Temiz, leziz. Gördüğüm mekanı çok güzel, çok temiz. İşçiliği güzel, kullandığım malzeme çok güzel. İnsanı gitse yiyesi geliyor. Programları izliyoruz, mola saatini izliyoruz. Her zaman izliyorsun. Valla nasıl buradasınız? O da güzel buluyor. Güzel yani böyle ziyaret edip zengin içeri izleyelim. Değil mi? Güzel lezzetli yerleri, güzel, kaliteli firmaları, kaliteli programda evet, evet, anlatmaya çalışıyoruz. Evet, çok size. Güzel. Merhaba. Sıra bekliyorsunuz. Ha, evet. Yalnız siz uyanıklık yapmışsınız, sizin sıranız yok. Yok ben, param elimde ben. Almışım ben. Yok yok, hayır almışım ben. Ha, aldınız. Gel burada sıra bekliyorum çünkü... Kaliteli bir tatlı yemek için ta nereden buraya geliyoruz yani. Nereden geliyorsunuz? Mezarlık Kavşağı'ndan geliyorum. Mezarlık Kavşağı. Nasıl lezzetler nasıl abi? Çok güzel. Ya özellikle ben geliyorum bak. Nizip'ten kayınboğam gelmişti bize. Çocuklarıma ben buradan devamlı götürüyorum. O zaman götürdüm. Devamlı da bu tatlıdan istiyorum Nizip'ten gelirse. Evet, sıra bekliyorum. 80. sıradayım. Peki. Bakalım 80. sırada bekliyorsunuz. Evet. Peki ne kadardır oturuyorsunuz? 4 seneden beri geliyorum buraya. Peki nereden geliyorsunuz? Burada oturuyorum ben. Burada. Yakınsınız yani. Sürekli evet. Tatlı yiyebiliriz diyorsunuz. Arzu, ben bir şey sormak istiyorum. Abi, şimdi kış geldi. Şu an kış modundayız. Sen giyinmişsin. Tatlı yiyince çıkar mıyasın sonra? Çıkartabilirsin o tatlının vermiş olduğu lezzet, sıcaklık. Bak bunu şöyle açarsın şöyle. Şöyle açarsın abi, yine ben açmayayım, hasta olmasın abi. Nasıl lezzetleri nasıl buluyorsunuz? Güzel yani. Devamlı çok... geliyorsunuz değil evet, mi? Sürekli alıyorum ben. Kendi mahallenizin yani tatlıcısı diye düşünmeyin. Yani gerçekten lezzetli mi değil mi? Lezzetli yani. Ya Ali bıraktı, ben gideyim tatlısam geliyor. Ben gideyim tatlısam gidecek diyoruz. Biz afiyet olsun diyoruz size. Yılların eskitemediği ve aynı zamanda 8 Şubat'ta meşhur olan ve artık Türkiye'de ve dünyada artık nam salmış bir ustanın yanındayız. Tatlıcı Garip ustamızın yanındayız. Sevgili seyirciler, Arzu, Tatlıcı Garip ustanın yanına geldik. Anlatılmaz, yaşanır diyoruz kesinlikle ve yaşamak lazım. Kış aylarının vazgeçilmezi özellikle. Halka ve ben tatlı. De çok beğenerek giyiyorum. Şekil ağda görüldüğü gibi. Şimdi halka tatlı ustası diyoruz ama gerçekten yani artık Türkiye'de ve artık yurt dışında artık nam salmışsın abi. Evet. Bunu öncelikle biraz seni tanıyalım. Daha önceki röportajlarımızdan buradan izleyicilerimize biraz aktarmış olalım. Ben özellikle bu tatlı yapma hikayesini dinlemek istiyorum ve izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Tatlıcı Garip kimdir? Oradan başlayalım. Bir tatlı yapması nasıl başladı? Valla Tatlıcı Garip ilkin acemiken kendi kendime öğrendim. Şu an çok kral tatlı yapıyorum. Tadına bakan başka yerden yiyemez. Abi bu kadar tatlının lezzetli olmasının sırrı nedir? Kalite ve ustalık. Hijyenlik üçü birleştiği zaman ortaya güzel bir lezzetli bir eser çıkıyor. Süper lezzet gelir. Çok titizsiniz ya. Gerçekten.
Hani öyle böyle değil. Şimdi Garibus'a burada durdukça farklı farklı versiyonda işler yapıyorsun abi. Birincisi sıra olmadan yani artık bankaya gelmiş gibi sıra butonuna basıyorsun. Kaçıncı kişiysen şey. Gerçekten yani kaçıncı kişiysen abi herkes o sıraya uyuyorlar mı? Uyuyorlar. Uyumaları lazım ha, zaten değil mi? Millet memnun kalıyor ondan zaten. Ama burası her zaman kalabalık, yoğun. Sürekli. Değil mi? Sürekli. Yoğun kalabalık. Şimdi abi bize şimdi Tatlıcı Garibusta'nın farklı özelliğini anlatacağız. Nasıl bir farklı özellikle soracak olursanız Arzu. Antep fıstığı üzerinde. Anlatmasak, yaşasak sadece. Anlatmayalım. Sürpriz olsun. Şöyle ustamız bize, şöyle Tatlıcı Garip'in özelliği, spesiyel bir güzel bir tatlı eseri çıkacak. Bence buradan izleyicilerimizi anla an nasıl yapıldığını anlatalım. Tatlıcı Garip halka tatlısı deyip geçmeyelim. Halka tatlının sunumunu göreceğiz. Garip Usta, ustalık sende. Rotayı sana verdik, dümen sende usta. Sen bize güzel bir sunum bekliyoruz. Vallahi tadına bakan bir daha ayrılamaz. Çok kaliteli bir tatlı. Söylemekle satan bu iş olmaz. Gelip görmeleri lazım. Ama ben halen hikayeyi dinlemek istiyorum. Halen ısrar ediyorum. Hani yaptınız, bozdunuz, tekrar yaptınız, tekrar denediniz. Çok mücadele yaptım. Çalış 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 en sonuna tutturdum. Peki neden bu sektör? Özellikle neden tatlıcılık? Vallahi severek yapıyorum. Kalite sağlığı hastalığı da var. Mesela düzenli ürün olmazsa kullanmam. Hatayı kabul etmeyen bir adamım. Değerli izleyiciler, tatlılarımız böyle aşama aşama kesiliyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Normal halka şeklinde değil, kolay halka yememiz için. Değil. Gördüğünüz gibi ustamız şöyle güzelce bir eserini gösteriyor. Yalnız burada her zaman söylediğimi inkar etmiyorum. Buradan fıstıktan taviz verilmiyor. Ay ay bakın 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 şöyle göstermek istiyorum onu özellikle. Oh. Antep fıstığı. Antep'in merkezindeyseniz Tatlıcı Garip'e geldiğinizde muhakkak böyle tatlıyla fıstıklı Allah, yersiniz. Tatlıcı Garip. Garip bol usta. Bol usta. Senin tahminin var, fıstık tarlan var herhalde. Fıstık tarlan var, bahçem var. Otobağı alabilir miyim ustam ya? Otobağı alabilir miyim? Ben işte şöyle. Fıstığın da bir maşallah, numarası. Maşallah. Gördüğünüz gibi değerli ay, izleyiciler. Şöyle ben de koymak istiyorum. Şöyle bol bol. Arzu bak ustam batacağız. Ustam bize kızma sonra. Sonra Arzu bize batacağız, kızma Arzu hani. Batacağız, Arzu batacağız. Gördüğünüz gibi. Şöyle, marka şehrin, marka işte, lezzeti. Tatlıcı Garip Usta. Şimdi bunun lezzetine bakalım. Baklava mı diyelim, havuç dilimi mi diyelim, kadayıf mı diyelim? Beraber. Şöyle verelim. Garip Usta, şuraya gelir misin? Şuraya gel abi. Şöyle Garip Usta, önce bu işin ustası yemeden olmaz. Önce ustaya gönderelim. Değerli izleyiciler, biz yeniye devam edeceğiz. Siz de buraya geldiğinizde, 8 Şubat'a mutlaka geldiğinizde Tatlıcı Garip Usta'nın yapmış olduğu halka lezzetini mutlaka yemeniz gerekiyor değil mi Arzu? Konuşamıyoruz artık değil mi? Konuşamıyorum. Lezzetten gerçi konuşamıyorum valla. Kutluyorum ben tekrar sizi. Yapınız. Bize afiyet olsun diyoruz, size de afiyet olsun. Ama muhakkak buraya geldiğinizde bu lezzeti yaşayın diyoruz. Tatlıcı Garip'ten siz bile vazgeçemeyeceksiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Afiyet olsun.